Selamun Aleyküm kıymetli izleyiciler. Evet Kur'an-ı Kerim dersimize tekrardan hoş geldiniz. İnşallah bugün daha önceden öğrendiğimiz meddilinle birlikte bütün tecbitleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'i okuyarak inşallah dersimize devam edeceğiz. Hemen Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedik. Evet met dilin artık met dilini de öğrendik ve bu dersimizden sonra artık metsiz tecvid dediğimiz idgam, ihfa vesair şimdilik sadece bilgi vermiş olalım. Bu metle birlikte uzatma konusu efendim bitmiş olacak. Met dilin nasıl oluşuyordu? Tekrar söylemiş olalım. Harfi linden, evet, vav ya gelecek ve sebebimetten de sükünü arız geldiği zaman meddilin oluşmuş oluyordu. Hemen. Elem neceallehu ayneyn diyerek son kelimeye bakıyoruz. Harfilinden ye, sebebimetten ayneyn diye durduğumuz zaman ne yapıyor? sebep sükün oluyor yani sükün arız oluyor. Dolayısıyla ayneyn <laughs> hangi harfi uzatıyoruz? Lin harfini uzatıyoruz. ve <laughs> ve diyerek cezimli olan ye ya da vav wow geldiği zaman met o harflerin üzerinde oluşmuş oluyor. Evet biz önceki dersimizde kaldığımız yer bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 561. sayfası ve okuyacağımız Kur'an-ı Kerim Mürk suresinden yine bir önceki konularla birlikte telaffuzlarına, güzel okumaya dikkat ederek bu ayetlerle devam edeceğiz. <laughs> Hemen şu ayeti açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birlikte okuyoruz. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ Diğer ayet-i kerime bu bir önceki derste okuduğumuz zaman hemen geçiyoruz ondan dolayı وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ Dünya bimesabîha ve cealnâhâ rücûmen lişşeyâdîni ve a'tednâ lehum Nefes aldık tekrar aynı kelimeden. Ve a'tednâ lehum azâbessâîr وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Evet en son bu ayet-i kerimeyi okumuştuk. Hemen diğer ayete bakalım. İza ulqu fiha semi'u laha şahîkan ve hiye Hemen bakalım. Şu kelimeye bakalım. Önceki öğrendiğimiz evet hangi tecvid kuralımız var burada? Meddi munfasıl. Niçin meddi munfasıl? Harfi medden elif sebebi medden hemze işte ikisi de ayrı kelimelerde olduğu için metni munfasıl olmuş oluyor. Bir de şu kelimeye dikkat çekelim. Şehika durduğumuz zaman şehi metti tabi metti tabilerin üzerinde e, durmak istediğimizin nedeni bazı arkadaşlarımız çok fazla uzatıyor. Bir elif miktarından fazla uzatmamamız gerekiyor. Dolayısıyla buna çok dikkat edelim. Tekrar alalım. İze ulqu fiha semi'u laha şehiqan ve hiye tefur. Tekadu temayyazu min el Evet, burası önemli. Hemen dikkatimizi çekiyoruz. Son öğrendiğimiz tecvid kuralı neydi? Mettilin. Peki neden meddilin? Evet harfilinden ye sebemetten sükünü arız olduğu için meddilin oldu. Peki harfilin nereden anlıyoruz burada harfilin olduğunu? Evet bir önceki harfin üstün kendisinin de sakin olması gerekiyor. O zaman uygulamalı dört elif miktarından bir elif miktarı aralığında bu vecihleri yapabiliriz. Hemen deneyelim. Minel gayz diye peltek Z harfini kalın olarak da okumuş oluyoruz. Külleme ülkiye fiha fevcünse elehum hazenetüha elem ye'tikum nezir. Burası da hangi tecrit kuralı bu kelime? yine metti munfasıl. Birlikte takip ediyoruz. Kalu bele kad ca'ana nezirun fekezzebna ve kulna ma min şey. Evet hemen Dikkatinizi çekti bu kelime niçin? Son öğretti, öğrendiğimiz tecbit kuralı metti lin. Evet harfi linden y var Sebebi metten sükün arız olduğu için Mi şey. dört elif miktarı uzatmış olduk. Eğer hızlı okusaydık iki elif miktarı da okuyabilirdik.

Evet bu sayfanın son ayeti. İnnellezîne yahşevne rabbehüm bil gaybi lehüm mağfiretun ve ecrun kebir <laughs> diyerek sayfayı okuyor ve biz hemen özellikle son öğrendiğimiz tecvid kurallarını da ihtiva eden bir sureyi okuyacağız. Hangi sureyi? Evet Zammı Sure dediğimiz kısa surelerden Kurayş Suresi. Birlikte bu süreyi okuyarak inşallah dersimizi tamamlamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetleri tek, 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 tek uygulamaya çalışalım li ila fi Quraysh. Ne yaptık? Evet, son kelimeye bakıyoruz. Kurayş derken hangi tecbit? Metdilin lin. Harfi linden ye sebebi metten sükun arız olduğu için metdilin lin bu kelimede oluşmuş oldu. Li ila fi kurayş. Li ilafin Ne yapıyoruz? Dörtte çekebiliyoruz istediğimiz zaman. Efendim iki met sonunu yani Y harfini Qurayish diye bir de çekebiliyoruz sonunu. Li ilafin Qurayish. Biz ara ağır ağır okuduğumuz için sonunu dört met ile getirmiş oluyoruz. İlâ fihim rihlet eştei ve'sâif fihim rihlet Yine burada ayetin sonunda metli lin olmuş oldu bir de şu kelimeye dikkat edelim Ra harfinin esre olduğu zaman ince okunması gerektiğinde hatırlatmış olalım. Evet. Birlikte yine Fel ya'budu rabbe hazel beyt Tekrar Fel ya'budu rabbe ahabbe hazel yine bu kelimeye dikkat çekiyoruz. Harf ilinden ye sebep metten sükun arız geldiği için meddilin oldu. Meddilinde özellikle e, lin harfinden önceki harfin üstün olması gerektiğini de tekrar hatırlatmış olalım. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ تكرارُ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ diyerek son harfi de güzelce ne yaptık? Met oluştuğu ve onu uygulamış olduk. Dört çekerek hemen geçelim. Bu sefer ne yapacağız? Şimdi zammı sureleri ne yapıyorduk? Bugün de aynısını yapacağız. Yani ben okuyacağım. Sizler takip edeceksiniz. Hem de talim etmiş olacağız. Evet. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ rabbe hazel beyt ellezî ad'amahum min ju'in ve âmenahum -ah min khawf Allahu ekber dedik ve bu süreyi geçmiş olalım ve bu sürede Kur'an-ı Kerim Allah Teala Allahu Teala bu Kur'an-ı Kerim'de yani surede bizlere ne emrediyor manasını da hemen e, bakmış olalım. Evet, li'i lafi Kureyş, ila fihim rihlet ve ve's-sayf. Kureyş'in güvenliğini onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Evet. Felya'mud beyt onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler diye evet biz de bu kadar nimetleri verdik verdiği için Rabbimize kulluk etmemiz gerektiğini bu ayetten de anlamış oluyoruz. <laughs> Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler diye biz de Allahu u Teala'ya Rabbimize kulluk ediyoruz. Bizleri aç susuz bırakmasın diye dua ederek bu dersimizi sonlandırmış oluyoruz. Hoşçakalın mutlu kalın. Merhaba değerli izleyenler. Hepiniz Diyanet TV'ye ve ibadet dersimize hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli izleyenler bugünkü dersimizin konusu cemaatle namaz. Mescitler İslam'ın sembolü, Müslümanların birlik ve beraberliklerinin göstergesi, onların bir bölgedeki varlık ve hakimiyetlerinin işaretidir. Değerli izleyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu veya akıncı birliği gönderdiğinde onlara verdiği şu talimat bunu açıkça ortaya koymaktadır. Orada bir mescit görürseniz ya da ezan sesi işitirseniz o bölge halkından kimseye saldırmayınız. Birleştirici rolü olan mescitlerin insanlar arasındaki farklılıklarını ortaya koymak, ayrı bir zümre oluşturmak amacıyla inşa edilmesi Müslümanlar arasındaki kardeşlik anlayışına aykırı bir davranıştır. Değerli izleyenler nitekim inananların Hazreti Peygamber'in mescidinde bir araya gelerek kenetlenmelerinden rahatsızlık duyan münafıklar bu birliği bozmak, müminler arasına ayrılık sokmak ve onların aleyhinde yapacakları zararlı faaliyetler için merkez oluşturmak amacıyla bir mescit inşa etmişlerdi. Ancak Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Mescidi Dırar diye anılan bu mescidin hangi niyetlerle kurulduğunu Resulallah'a bildirmiş ve şöyle buyurmuştu. Ey peygamber böyle bir yere asla adımını atma. İçine adım atacağın en uygun mescit daha ilk günden beri Allah'tan yana takva temeli üstünde yükseltilen mescittir ki oraya arınmak isteğiyle dolup taşan kimseler vardır. Şüphesiz Allah kendini arındıranları sever. Değerli izleyenler, Peygamber Efendimiz mescide gelmek isteyen kadınlara mani olunmamasını istemiş. Rahatsız olmamaları için mescidin bir kapısını onlara tahsis etmeyi uygun görmüştür. Yine Hazreti Ömer de daha sonra erkeklerin bu kapıdan girmelerini yasaklamıştır. Ayrıca namaz kılamayacak durumda olsalar dahi büyük küçük bütün kadınların bayram namazlarında namaz kılınan alanın yanına gelerek bayram coşkusunu ve bereketini paylaşmalarını tavsiye etmiştir. Resulallah mescide ihlas içinde dualarla gelen kişi için meleklerin Allah'tan mağfiret dileyeceği ve Allah'ın da kendisine rahmet edeceği müjdesini vermiştir. Kendisi mescide girerek ve oradan ayrılırken çeşitli şekillerde Allah'a dua etmiş ashabına da şu tavsiyede bulunmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç. Çıktığında ise Allah'ım senden senin lütfunu istiyorum desin. Ayrıca Rabbinin evine giren Müslümanın burayı selamlama mahiyetinde tahiyyetül mescit namazını kılınmasını istemiş. Hatta birinin bu namazı kılmadığını fark ettiği bir cuma günü hutbe esnasında onu uyarmıştır. Değerli izleyenler, camilerin ezan sesinin ve bu sesle camiye koşan insanların varlığı orada Müslümanların yaşadığının göstergesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem terk etmediği sünneti Müslüman toplumun özelliğidir. Cemaatle namaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletli olduğunu müjdelemiştir. Cuma namazı ve bayram namazları sadece cemaatle kılınabilir. Beş vakit namazın farzları ile cenaze namazının cemaatle kılınmaları esastır. Değerli izleyenler ancak bireysel olarak da kılınmaları da mümkündür. Cemaatle namaz kılarken imam olacak kişi de şu şartlar aranır. Değerli izleyenler imam olacak kişinin Müslüman olması, ergenlik çağına girmiş olması, akıl sağlığı yerinde olması, yine erkek olması, Kur'an-ı Kerim'den namazı kıldıracak kadar ezberi olması ve bunları anlaşılır bir şekilde telaffuzuna dikkat ederek okuyabilmesi gerekir. Yine devam edelim. Abdestle ilgili bir özrü bulunmaması gerekir. Mesela sürekli burun kanaması, idrarını tutamaması gibi bir rahatsızlığının olmaması gerekir. Kekemelik veya bazı harfleri yanlış telaffuz etmek gibi bir özrü de yine bulunmaması gerekir. Değerli izleyenler, gelelim safların tertibine. İmam'a uyan bir kişi ise, ökçesi imamın ökçesinden biraz geride olmak, olmak üzere imamın sağında durur. Solunda veya arkasında durması mekruhtur. İmama uyan sadece bir kadın olursa imamın arkasında durur. Bir erkek ile bir kadın ise erkek imamın sağına, kadın arkasına durur. İmama uyan cemaat birden fazla yani iki veya daha çok ise imamın arkasında durur. Cemaatin sayısı çoğalınca saflar değerli izleyenler şu şekilde düzenlenir. Önce erkekler, arkasına daha sonra erkek çocuklar, en son en arkaya da kadınlar. Bu şekilde bir sıralama mevcuttur. İmamın arkasında namaz kılanların durumu ise şu şekildedir. İmama uyarak namaz kılan kimseye muktedi denir. Muktedi üç kısımdır değerli izleyenler. Bunlar müdrik, lahik ve mesbuktur. Şimdi gelelim müdrik ne demekmiş? birlikte bakalım. Değerli izleyenler müdrik. Namazın her rekatını imam ile beraber kılan kimseye denir. Bir diğeri lahik namaza imam ile beraber başladığı halde uyku, sıkışıklık veya abdest bozulması gibi sebeplerle cemaati tamamen veya kısmen kaçıran kimseye lahik denir. Ve son olarak mesbuk İmam'a ilk rekatın rükuundan sonra uyan kimseye denir. Mesbuk imam selam verdikten sonra kılacağı rekatlarda kıraate göre namazının evvelini, oturuşa göre de namazının sonunu yerine getirerek yetişemediği rekatları ise tek başına kılar. Değerli izleyenler, cemaate gitmemeyi mübah kılan özürler, aşağıdaki şeyler bir kimsenin cemaate gitmemesi için özür sayılır. Bunlardan birinin bulunması halinde o kimse cemaate gitmeyebilir. Değerli izleyenler, bunlar şunlardır: Yağmur ve çamur, şiddetli soğuk ve şiddet, şiddetli sıcak, canına ve malına tecavüz korkusu çok karanlık. Borcunu ödemekte güçlük çekenin hapsedilme korkusu, körlük, felçli olmak, bir el ile ayağın veya sadece bir ayağının kesik olması, hastalık, aksaklık. Değerli izleyenler eğer aksaklık camiye gidip gelmeye engel değilse cemaate gitmelidir. Devam edelim. Kötürüm olmak, yürüyemeyecek derecede ihtiyarlık, Gönlünün arzu ettiği yemeğin hazır olması, yolculuğa çıkmak üzere olmak, hastaya bakmak, şiddetli rüzgar, tuvalete sıkışmak gibi durumları söyleyebiliriz. Değerli izleyenler, cemaatle namazın kılınışı ise şu şekildedir. Hangi namaz kılınacaksa o namaz için niyet edilir ve o namaz için imama uyulur. İmamın başlama tekbiri ile cemaat de tekbir alır. Sonra eller bağlanır. Cemaat Sübhaneke duasını içinden okur. Daha sonra hiçbir şey okumadan imamı dinler veya imamın içinden okuduğu vakitlerde imamı bekler. Şafii mezhebine göre imam açıktan da okusa, içinden de okusa cemaat Fatiha suresini içinden okur. Yine devam edecek olursak imam tekbirleri yüksek sesle söyler, cemaatte içinden Allahu Ekber diyerek imamın ardından rükûya eğilir ve secdeye varır. Rükûda, secdede ve ayakta tesbihleri imam da cemaatte içinden okur. İlk ve son oturuşta duaları imam da cemaatte yine içinden okur. Yine devam edecek olursak. İmam yüksek sesle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam verir. Cemaat de içinden Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek imamın ardından selam verir. Değerli izleyenler geçmiş namazların kazası konusuna da değinmek istiyorum. Namaz Müslümanlara belirli vakitlerde farz kılınmıştı. İnsana sıkıntı veren yolculuk hali ve hatta daha ağır şartların hakim olduğu savaş ortamı bile namazı aksatmaya neden olacak bir mazeret olarak görülmezdi. Yüce Allah her türlü olumsuzluğa rağmen yolculuk esnasında namazın terk edilmesine müsaade etmemiş, ancak kısaltılabileceğini bildirmişti. Namazın tembellik, ihmal veya başka basit sebeplerden dolayı terk edilmesi, aksatılması ya da geciktirilmesi değil, Allah'ın Resulüne, onun ümmetine bile yakışmayan bir davranıştı. Bir namazı vaktinde kılmaya eda vakti çıktıktan sonra kılmaya ise kaza denilir. Namazı bile bile özürsüz olarak vaktinden sonraya bırakmak ise büyük bir günahtır. Namaz kaza edilmekle yerine getirilmiş olur ancak vaktinden sonraya bırakıldığı için Cenab-ı Hak'tan af dilemek lazımdır. Beş vakit namazın farzları ile vitir namazı kaza edilir. Vakit çıktıktan sonra sünnetler kaza edilmez. Yalnız sabah namazını vaktinde kılamayan kimse aynı gün öğlenin vaktine az bir zaman kalıncaya kadar farz ile birlikte sünneti de kaza eder. Değerli izleyenler kaza namazını kılmak için belirli bir vakit yoktur. Gündüz ve gece her zaman kılınır. Yalnız 3 mekruh vakitte yani güneş doğarken, güneş tam tepe noktasındayken ve güneş batarken kılınamaz. Bir namazı unutarak vaktinde kılamayan kimse o namazı hatırlayınca kaza eder ve onu içinde bulunduğu vakit namazından önce kılar. Eğer kaza namazını kılıncaya kadar vakit namazının geçeceğinden korkarsa o zaman önce içinde bulunduğu vaktin namazını sonra da kazaya kalan namazını kılar. Değerli izleyenler, geçmiş namazları kaza ederken hangi günün, hangi vaktinin namazı olduğunu bilemezse şu şekilde niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için kazaya kalan son sabah namazının farzını kılmaya. Diğerleri için de son öğle, son ikindi, son akşam, son yatsı ve son vitir namazına diye bu şekilde nama, e, niyet edilir değerli izleyenler kaza namazları ile meşgul olmak nafile namazlar ile meşgul olmaktan daha iyi ve daha önemlidir. Ancak farz namazlar ile kılınan sünnetler bundan müstesnadır. Evet değerli izleyenler bugünlük de vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah diğer dersimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.